Merhaba. Bu videomda sizlere kağıt oyunlarından bahsetmek istiyorum. Kağıt oyunlarının nasıl hazırlandığını, soru alıştırma tekniklerini ve hazırlanış hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben blog sayfamda oluşturduğum kağıtlarımdan daha önce sizlere bahsetmiştim. 10. 11. ve 12. sınıflara yönelik hazırladığım 12 soruluk kağıtlar. Nasıl oluşturduğuma gelecek olursak, öncelikle sizlerin Google'dan kağıt oyunu programını indirmeniz gerekiyor. Bu sayfayı indirdikten sonra şurada oluşturmak butonu var. Bu butona basarak nasıl oluşturduğumuzu sizlere göstereceğim. Ondan önce şurada bakın hazırladığım kağıtlarım var. Toplamda 9 tane kağıt hazırlamışım. 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik kağıtlarım. Oluşturmak butonuna basıyorum. Evet. Buradan bakın sol tarafta sorular, soru ekleyin bölümü var. Orta bölümde soruyu yazdığımız bölüm, Start Writing Your Questions, buralar soruları yazdığımız bölüm. Altta da renklerde bakın gördüğünüz gibi burada da cevap şıklarını yazıyoruz. Ve daha sonra şöyle sol taraftan soru ekleyin bölümünden de ikinci soruya geçiyoruz. Örneğin bir tane soru oluşturacak olursak, diyelim ki Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Şöyle. Evet. Devletinin kurucusu kimdir diye bir soru yazdık. Şimdi cevaplar bölümüne geçiyoruz. Burada da A şıkkında diyelim ki kim olsun? Osman Bey olsun. Osman Bey. İkinci seçeneğimiz B şıkkında. Orhan Bey olsun. Evet. Üçüncü seçeneğimiz de Ertuğrul Gazi diyelim. Evet. D seçeneğimizi de birinci Murat diyelim. Birinci Murat dedik. Evet, şimdi şuradan ön izlemeye bakıyoruz sağ taraftan. Sorumuzu doğru kaydetmiş miyiz? Evet, Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Evet, Osman Bey, Orhan Bey, Ertuğrul Gazi ve Birinci Murat diyoruz. Sonra tekrar buradan çıkıyoruz. Evet. Çıktık. İkinci soruyu ekleyin diyor. Bakın sol tarafta soru ekleyin. Evet. Sınav dedik. Evet. İkinci sorumuz. Diyelim ki ne olsun? Osmanlı Devleti ne zaman kurulmuştur? Ne zaman kurulmuştur? Evet, soru işaretimizi de koyalım. Evet, pardon. Cevap olarak da A seçeneğine ne diyelim? 1299 diyelim. B seçeneğine 1300 diyelim. 1300. C seçeneğine 1250 diyelim. D seçeneğine de 1350 diyelim.
Ön izlemeye bakıyoruz. Bu arada doğru seçeneği de işaretlememiz gerekiyor. Doğru seçeneğimiz A seçeneğimiz olacak. Belli bir süre belirlememiz gerekiyor. Ben yaklaşık 10 saniye. Doğru seçeneği de verdik. Şimdi tekrar ön izlemeye bakalım. 20 saniye süre yeterli öğrencilerin soruyu okuyup cevaplayabilmesi için. Evet, 20 saniye vermiştim. Bu süre dolduktan sonra da doğru rengi, doğru seçeneği gösterecek. Evet, buradan çıkıyoruz. Evet, kağıt hazırlamada bu şekilde. Sizler de çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben testlerimi 12 tane, ister 15 tane soru şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Daha sonra çıkış butonuna basıp buradan çıkabiliyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.